konuşma tartışma isterim. Bak benim Türkiye, Kürde, araba falan herhangi bir, ne bir düşmanlığım var. Rabbim şahittir zerre kadar. Ben bir Kürdistan bile istemiyorum güzel kardeşim. Hatta video yaptım. Ayrı bir devlet olmasını savunayım. Ben devletçi değilim. Ben anarşist bir adamım. %81 anarşist bir adamım. Ben istiyorum ki insanlar, Kürtler, Türkler, hatta Araplar birlikte birleşebilsinler, birlikte insan gibi eşit olarak yaşayabilirim. Zaten sen devletin diliyle konuşunca çözüm yok. Devletin dili ne biliyor musun? Öldürmek, katletmek. Az önce Tayyip bugün dedi ki biz 6-7 kere 1984'ten beri PKK'yı 6-7 kere yok ettik ama devam ediyor dış mihrak. Burada büyük bir yalan var, yalan. Birisi doğrudur. Defalarca yok ettik dediler. Yok olmadı. Tam tersine büyüdü. Çünkü yöntem, kullanılan yöntem bizzat sorunu oluşturan yöntem. PKK niye ortaya çıktı? Devletin faşizmine bir tepki olarak çıktı. PKK 1980 yılında. Bir sürü zulüm oldu, katliam oldu, bir sürü cinayetler, faili meçhul veya da şey aslında polisler de var. Bir sürü küt katledildi, işkence edildi, bok yedirildi, dilleri bile yasaklandı. Bu insanları bir tepki olarak çocuklar daha çıktı. Niye çıktı ya? Senin devletin iyi yapıyor. Terörist dediğin insan şey, İsrail'e göre Filistinliler teröristtir. Biz teröriste şu şeyi verdik de hakkı verdik falan diye şeydi. Ona göre Filistinli, o Hamas, Mamas hepsi terörist. Şimdi teröristin tarifini ya. Ben PKK'ya baktığım vakit, eğer TSK ile PKK objektif olarak Mars'tan gelmişim bakıyorum. Bunları yaptıklarına bakıyorum. Eğer PKK teröristse TSK 100 kat daha fazla terörist. Çocuk öldürme, insan öldürme, sivil öldürme, evleri yıkma açısından. Öyledir. Evet. Rakamlar orada. Şimdi şeklere bakın, şeklere bakın. Yani şimdi şöyle de söyleyeyim. Türk askeri göğüs göğüse savaşır, vurup kaçmaz. Ateş atıp kaçmaz. Bir daha da gördüm, evet. Dağda bağlamış adamları yapmıştır. İnfaz ediyor. Güzel kardeşim. Yanlış yapmıştır, bir asker yanlış yapmıştır, bu başkadır ama öyle bir emir geldi. Ya köyler yakıldı güzel kardeşim, köyleri kim yaktı? 3000 tane köy yakıldı. Köylerin yakılmaması... Türk askeri yaptı, ne kadar bana işkenceyi Türk askeri yaptı. Kahraman Türk askeri bana işkenceyi yaptı. Bir yıl boyunca işkence gördüm kahraman Türk askerinden. Sen ne diyorsun ya? Git oraya anası babası öldürülen, kardeşi çocuğu öldürülen, işkence altında öldürülen Kürtlere bir sor ya. Türk askeri sen gökten, geçenlerde Türk askeri paşası dedin, geldi sana batıda birkaç kişi öldürdü, 240 kişi, birdenbire hain bunlar alçak dedin. Bu Türk askeri değil miydi? Tanklarla seni ezen. Ama bunu bu hani Hududi var ya, Hududi Paşa, işte hain mahin tankla ezdi. E bu ama Diyarbakır'da binlerce Kürt'ü katletti, yerle bir etti, o zaman alkışladınız. Çünkü Türk askeri yapmaz kötülüğü, onlar iyi yapıyor. Umurunda olmadı senin orada Kürtler katledilirken. Bir resimlere bak. Cizre'nin, Sur'un, Şırnak'ın, Sinop'in resimlerine bak. Suriye gibi, Gazze gibi. Sen buna empati göstermiyorsun. Çünkü hala devletin propagandasıyla konuşuyorsun kardeşim. Allah aşkına. Ben sana söyleyeyim. Bak PKK zerre kadar sempatim yok. TSK'ye de sempatim olmadığı gibi. Ama objektif olarak denince PKK'ya terörist demek için terörist nedir? Bu PKK aptal mı gelip senin askerinle polisinle savaşsın? Devletin yaptığı pisliği, zulmü görmüyorsun. Çünkü sürekli devletin propagandasıyla olaya bakıyorsun. Sen devletini sorgulamadın sürece güzel kardeşim. Ben bu devletin bir askeriyim. 20 yaşını doldurmuş her erkek devletimize askerlik yapar. Ben bu ülkenin bir askeriyim. Bir Mehmetçiği olacağım. Ki herkes de bir asker arayıdır 20 yaşından sonra söylüyorum. Ben bu devletin bu devlet için yaşıyorsam, bu devlete doğduysam, bu topraklardan ekmek yiyorsam, ben hayatta kendi askerime, kendi vatanımın hizmet eden kimseye sizin davrandığınız gibi sizin şekilde hitap etmem. Yok teröristmiş, yok bilmem neymiş. Ben dediğim gibi siz işkence görmüş olabilirsiniz. Ya da bizim devlet büyüklerimize, işte Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza karşı bir şeyiniz olabilir, düşmanlığınız olabilir. Ama biz hiçbir zaman başımızdaki insana kendimizi bileyip de ülkemize düşman olmayız. Recep Tayyip Erdoğan bugün seçildi. Belki yanlış, belki doğru. Ama benim bu ülkeme beni düşman yapamaz o adam. O adam yanlış bir adam olabilir, bilemem. Ama o adamın için ben sizin gibi ülkeme düşman olmam. Ülke sen insanına düşman olmuşsun. Sen devlet adına insanına işkence yapan, faili meçhulü öldürülen, köylerini yakan bir devlete yalaka olmuşsan, o devlete köle olmuşsan Allah seni ıslah etsin. Vicdan kalmamış sende kardeşim ya. Devlet dediğin nedir? Eğer insanına, kendi insanına karşı, böylesine insanın bir grubuna karşı böylesine zulüm yapıyorsa sen zulümden yana yer alma. Çünkü sonu da ne olacak biliyor musun? Sonu da sana geliyor. Zaten şu anda durumun iyi mi? Türkiye iç savaşa doğru gidiyor bu kafadan dolayı. Adil olması lazım devletin. Adil, adalet devletten de üstündür. Eğer adil değilse Allah belasını versin öyle bir devletin ya. Sen Firavun devletine asker olacağım diyorsun. Devleti devlet yapan prensiplerdir. O halde diyorum ki illa devlet her şey devlet için değil. Adalettir, barıştır amaç. Devlet buna hizmet ettiği sürece o devleti savunursun. Yoksa devletin böyle kör, kayıtsız şartsız devletin şeyi olursan, askeri olursan sonra da faşist bir devletin askeri olursun.
Türk askeri yaptı. Kahraman Türk askeri bana işkenceyi yaptı. Bir yıl boyunca işkence gördüm kahraman Türk askerinden. Sen ne diyorsun ya?